Esmacığım, Meryem Hanım hala bize bir tarif falan vermedi. Ben de bekliyorum Arif amca. Meryem Hanım'ın dükkanının başına gelenler malum. Onların da işleri başından aşkın bu sıralar. Hep de bir bahaneleri var. Ya herhangi bir sorun varsa söylesinler, halletmeye çalışalım. Bilmiyorum Arif amca. Annem biraz gönülsüz gibi. Evet. Ona da hak vermek lazım. Hiç kolay şeyler değil yaşadıkları. Aradan uzun zaman geçse de unutamıyor tabii insan. Nasıl yani? Annem neyi unutamıyor? Biliyorsun işte dayının ölümü. Sedat anlatmıştı her şeyi. Neyse. Boş ver. Tamam da dayımın ölümüyle ne ilgisi var bunun? Nasıl yani? Bunu bilmiyor musunuz siz? Babamın bu konuyla alakası ne? Neyse çocuklar, ben galiba bilmeyerek haddimi çok aştım. Neyse boş verin, zaten annem babana anlatır sana bunları. Yok yok Arif amca, annemle babamın bana hiçbir şey anlatmaya niyetleri yok. Sen anlat ne olur. Ya çocuklar, şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Bunları bilmediğinizi bilseydim hiç anlatmazdım, lütfen. Arif amca, bu konu benim için hayat memat meselesi. Ben sırf bu hikaye yüzünden 20 sene babasız yaşadım. Lütfen. Ecevit'in İlyas'ı öldürdüğünü söyleyen Sedat'mış. Buna bizzat şahit olmuş. Tabii sonradan kardeşim çok üzülmüş annenle babanın boşanmasına sebep olduğu için, ama iş işten de geçmiş. Nasıl yani? Babam dayımı mı öldürmüş? Meryem Hanım'la Ecevit abinin ayrılmasına babam mı sebep olmuş? Yani bundan mı bilmiyordunuz? Ben haddimi aştım. Özür dilerim. Yok, bence bir yanlışınız var. Benim babam katil olamaz. Kardeşiniz yalan söylemiş. Kusura bakmayın ama kardeşiniz yalancıymış. Esma. Oğlum, babana çok kırıldım bak. Bu saat oldu, ortalarda yok. Tamam anne ya, yeter. Sanki bilmiyoruz derdini. Vallahi kimin kim olduğunu ben bile şaşırdım ha. Ya işte babam rahmetli dayım oldu. Dayım da rahmetli dedem oldu. Bu durumda annem eski kocasının kardeşi oldu. Halam da sev... Ay, iyice karıştı gerçekten. Zeynep, çok şükür dünden beri ilk kez gülüyorsun. Kız Emine, ne kıkırdayıp duruyorsunuz orada? Gelin de şu sarmalara bir el atın. Daha yapacak bir ton iş var. Zaten bir işe yaradığınız yok. Ay Asiye, sen kızlara niye kızıyorsun ya? Asıl kendine bak, Allah esirge. Bohça gibi dürüp dürüp koyuyorsun kızım. Bu vezir parmağı değil anam. Sarma, sarma. Allah Allah. Bu kadar zamanda anca bu oluyor Devlet Hanım. Ya avradım diye geçiniyorsun. Ya. Bak bir şey diyeceğim ben sana. Bizim damadın kardeşim, Devlet dedim nedir adı? Bir kamerat biliyor musun? Tak tak yapıyor, atıyor. Tak tak yapıyor, atıyor. Ya sen alsak bunu. Ya yok artık. Ya saçmalama baba. Ne o, kıskandın mı? Ne kıskanacağım? Yok baba yok. İstemez, kalsın. Yok yok ya. Dur mul ama çöpsüz müsün biliyor musun ya? Hem parası da çokmuş ama. Ya baba vallahi istemem, kalsın. Ya bana karşı mı çıkıyorsun ya? Bu akşam gidip isteyeceğim Fikri Doğru. Verdi verdi, vermedi kaçırırız. Afet, ne o? Babanla gezmeye mi çıktın? Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Ya anneciğim şöyle söyleme bak, rica ederim ya. Lütfen ama bak, lütfen. Devran soğuyacak senin yüzünden benden ya. Ya ben de şaşırdım kaldım ya. Nasıl davranacağımı bilmiyorum yani. Resmen ihtiyarladım. Dur. Dur, Afoş. Afet, dur, Afoş. Ya Zeynep Hanım, sen var ya sen. Yani...
Alo. Evet. Ne? Esma, yol boyunca ağladın. Gel oturup bir sakince konuşalım. Ne konuşacağız Tarık? Amcanı duymadın mı? Neler söyledi? Ya resmen babama iftira attı. Esma, amcan babana neden iftira atsın? Bir düşünsen ya söyledikleri doğruysa? Tarık, benim babam böyle bir şey yapmaz. Hem ben annemle konuştum. Anne babana güvenmiyormuş. Onun derdi babanlaymış. Benim de babam yalan söylemez Esma. Bak, ben babamı ne kadar tanıyorsam sen de o kadar tanıyorsun babanı. Bilemeyiz. Ama ben öğreneceğim. Biliyordum ya, yani mutlaka bir aksilik çıkacağını biliyordum. Aa, bir dakika ya. Hayır efendim. Uy Asiye bitti demeden hiçbir şey bitemez. Hadi bakalım, bütün organizasyonu biz yapacağız. Ya abla saçmalama, nasıl yapacağız her şeyi biz? Basbayağı yapacağız. Emine, Afet, Zeynep, Esma garson olacak. Tarık'la Ecevit müzik işini halledecek. Fikrim Zikrim'le Devran kapıda misafirlerin masa yerlerini ayarlayacak. Biz de mutfak işini bitireceğiz. Tamam, haydi bakalım. Ay, ben de Zeynep Hanım teyzemle mutfağa gireyim o zaman. Nereden teyzen oluyorum ben senin Devlet? Ya bir dakika durun, durun. Vallahi fikir çok güzel. Bunu uygulayacağız. Kızlar, dolaplardan yemekler hemen çıkartın. Hadi, hadi, hadi. Hayır, hayır, saçmalamayın. Hadi. Hadi ver. Ya Tarık, iyi ki geldin ya oğlum. Şu İsmet'i bağırsana, hemen otele geçsin. Baba. Baba, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ya kızım, bugün olmaz. Bak, iki ayağımızı bir pabuca sokmaya çalışıyoruz. Zamanım yok. Ama çok önemli. Ya olmaz. Bak kızım, şu düğünü atlatalım. Sana yemin ediyorum, oturacağım seninle 24 saat konuşacağım. Ama bugün olmaz. Abi ne oluyor? Ya Tarık, hiç sorma ya. Müzisyenlerle garsonları getiren araç maalesef kaza yapmış. İş bize kaldı. Yani bütün organizasyonu sizlerle yapacağız. Anlatırız, anlatırız. Hadi, hadi, hadi. Abi ben. Ne oluyor orada? Vallahi bir düğün organizasyonu ne almıştı? Sabahtan beri havanın telaşı var. Hepsi birden mi gidiyor? Galiba. Esin, ne işin var senin burada ya? Evde canım sıkıldı. Hem bir dakika, biz şimdi ne yapacağız? Sen hani yarın bir çare düşünürüz demiştin ya. Kızım bak, ben bir haftadır burada yokum. Benim işim gücüm var. Görüyorsun. Sık boğaz etme, halledeceğiz dedik ya. Bu kadar kötü davranmana gerek yoktu. İşin varsa söylemen yeterliydi. Neyse. Ben gidiyordum zaten. Tamam, tamam, gel. Benim sinirim başka şey bozuk. Kusura bakma. Tamam, sen geç otur, bir yoğurt falan bir şey ye. Ben çözeceğim, ben de. Şu hareketi bir daha yapmayarak ödeyebilirsin. Tamam. Biz buralarda ancak misafir olarak kalabiliriz. Şu hale bak. Ah Engin'cim, ah neredesin? Resmen gasp ettiler seni. Ama bu zenginlerin de işi yok. Ha, otel tutuyor, otele de yemekçi tutuyor. Vallahi doğru söylüyor kız. İsraf yani, yemekçi diyor, tam israf yani. Dede, pijamaya mı alalım? Ben de tavşan alayım, içine gireyim ha? Seni pişirelim. Ay halasının kuzuları, aklınıza kurban olayım ben sizin, değil mi? Aa çocuklar, susun bakayım. Fazla karıştırmayın ortalığı. Dedenizi de alın, şöyle kenarda oturun bakayım. Bana bakın,
Bugün yanıma artık yok, uslu uslu oturacaksın, tamam mı? Bedim. Sen de baba. Ulan tamam, senin dilin fazla uzuyor, biliyor musun? İğne saçıyorum, kessin senin şeyini, dilini. Asiyeciğim, anam biz mısır çorbasını yapalım, nasıl olsa soğuk ikram edeceğiz, değil mi? Aman be devlet, sen kim mısır çorbası yapmak kim? Herkes kendi yöresinde takılsın, rica edeceğim. Bu vatan, bu memleket bizim diyordu devlet. Her bir köşesi karış karış toprağın bizim. Memleketçilik diye bir ayrımcılık yapmayalım lütfen, tamam mı? Bunları derken de tüylerim diken 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 oluyordu. Ay ay, üf devlet, üf, haydi. Size profesyonel bir ekiple geleceğiniz söylendi. Ekibiniz bu mu? Ay çok rica ederiz beyefendi. Ne demek öyle? Biz zaten profesyonel bir ekibiz. Yani övünmek gibi olmasın. Elit davetlerin vazgeçilmezleriyiz. Müdür bey, müsaadenizle ben izah edeyim zaten halinize. Şimdi bizim ekibimiz bu tür organizasyonlar için tamamıyla eğitilmiş ve kalifiye elemanlardan mevcut. Mesela burada Zeynep Hanım var, Esma Hanım var. İkiz garsonlarımız. Bak bu değişikmiş. Peki, koca düğünü iki garsonla mı idare edeceksiniz? Olur mu efendim öyle şey? Bakın burada Devran Beyler var, Afet Hanımlar var, Zeynep Hanımlar var, Emine Hanımlar var, İsmet Beyler var, Esma Hanımlar var, Tarık Beyler var. Yani kalabalık bir kadroyuz. Çoğul iki katınca sayı artmıyor Cevit Bey. Peki müzik? Fotoğrafçı? Ah, burada ben devreye gireyim. Zaten ben hep sanatsal çalışmalar yapmak istiyordum Acit Bey. Müdür Bey. Müdür Bey, evet. Bugün efsane olacak. Bence hiç merak etmeyin. Hadi hadi. Salon süslenecek daha. Aman efendim, siz de her şeyi bizden beklemişsiniz ya. Beyefendi, bize verilen talimat bu. Biz alanı temin ettik. Organizasyondan ve çıkabilecek herhangi bir aksaklıktan sizler sorumlusunuz. Efendim hiç sorun değil, biz masa da süsleriz. Masa süslemek mi? Ben hayatımda masa süslemedim Afoş. O ne öyle antin kutin işleri ya? Şişt. Hadi bakalım, üstünüzü başınızı değiştirin, hemen işe girişin. Müdür bey, bizim formalar sizlere ömür. O ne demek ya? Yani trajik bir kaza sonucu mefta oldular. Biz bu şekilde çalışsak? Kız. Tam bir amatörlük. Hey Allah'ım. Tamam, bizim çamaşırhanede personeline ait temiz formalar var. Gidin onlardan seçin ama giderken de mutlaka geri bırakın. Sanki yanımızda götürüp ne yapacağız? Ha, bir de düğüne çok önemli bir büyükelçi gelecek. Mehmet Dursun Bey. Düğün sahipleri çok güzel ağırlamamız için özel bir ricada bulundu. Siz de tüm ekibinizle birlikte dikkat edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Aman efendim, ne demek? Sakın gözünüz arkada kalmasın. Bize güvenin. Çok memnun kalacaksınız. Hadi bakalım. Hadi çocuklar, iş başına. Bu geceden alnımızın akıyla çıkarsak. Bakın görün ondan sonra ne olacak? Ya çok iyi şeyler olacak, güveniyorum size. Hadi bakalım. Hadi, hadi abi. Hadi, sakın. Abi. Geç, geç. Hadi abi. Yavaş. Demet, ne yapıyorsun sen? Ha bunlar Karadeniz'i kuyruk yağı olmaz da. Meryem'ciğim, canım benim. Yani bugüne kadar kuyruk yağsız yemiş olabilirler pilavı ama bu zulmü daha fazla devam ettirmeye gerek yok, değil mi canım? Of devlet, of ya sabır, ya selamet. Bir dakika, bir dakika. Pilav Zeynep Hanım'ın işi. Çekelim bakayım şöyle. Ay pilavı ziyan edeceksiniz ya. Çekelim bakayım, çekil, çekil. Ver şunu bana. Heh. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Bizim bir dünya işimiz var. Neyle böyle oyalanıyorsunuz burada? Ama ne olacak? Pilavı kim yapacak mücadelesi? Ya kim yapacak? Annem yapsın. Onun pilavı meşhurdur. Bana bakın. Burada organizatör benim. Benim dediğim olacak. Onun rövanşı kesin alınacak. Hadi hadi işe koyalım hadi. Gülen. Bu tabağı ver bakayım, bu tabağı. Buyur baba. Thank you.
tuhaflık var sende bugün. Zeynep, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kızlar, çekiyorum. Peynir deyin. Çok güzel oldu ya. Aman diyeyim, masa numaralarına dikkat edin. Vallahi bin defa tembih ettiler. Karışıklık olursa yanarız, tamam mı? Tamam, sen merak etme. Hadi bakayım. Zeynep, Zeynep gelsene ya. Fotoğraf makinesiyle selfie deneyelim. Gel. Dur, sen beceremezsin. Ver. Kırdın kamerayı. Sami, gözünü dört aç. Düğüne emekli bir büyükelçi gelecekmiş. Düğün sahipleri ikide bir arıyor. Adamı iyi ağırlamak lazım. Tamam. Ah, Fuş ya. Prenses Fuş. Oldu mu kül kedisi? Hale bak. Daha çiçekleri yaptıracağız. Hanımefendi, bu gelinliğin hemen ütülenmesi gerekiyor. Siz bunu halledin. Biz de çiçekleri yaptırıp gelelim. Yani ben şey değil mi? Yani ütücü değilim de. Bu ne kadar güzelmiş ya. Ben ne zaman gelin olacağım ya? 114 nolu odayı gelin odası yaptık. Gerekli malzemeler orada var. Buyurun, yardımcı olayım size. Of, of. Of, of. Ah, şurada bir kaba ben bakayım, oraya bakalım. Dur bak. Gel bakayım buraya. Gel bak. Ya ne biçim otel burası ya? Otel değil, labirent sanki ya. Az bir şey hesap edin çocuklar, az bir şey hesap edin uşaklığım. Eğer ben de dursunsam, ben bu düğün yerini bulacağım size. Anlaşıldı mı? Dede, bence biz kaybolduk. Ya dur, öyle deme ya, bulacağız ya. Bak, bir kapı daha var. Dur bakalım, oraya bakalım. Dur bakalım şimdi. Bismillah deyip açalım. Bak, hadi bakalım, karan gözün uşaklar. Yürüyün bakayım, hadi. Hadi bakalım. Olmasın ya. Şu ne diyorum öyle? Ay çok tatlı oldum ama ya. Devran'ın beni böyle bir görse ya. Sonra böyle duamı açsa. Sonra böyle dans etsek. Çağırt sesi duydum gerçekten. Ne yaptım ben ya? Allah kahretmesin seni Apoş. Ya ne yaptın ya? Bir kere de Apoşluk yapma ya. Bir kere de yapma ya. Ya. Enes, ben yırttım kızın gelinliğini ya. Ay, ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Buyur bey amca. Biz düğün için gelmiştim ama... Ya ne demek bey amca ya? Beyefendi diyeceksin sen bana. Adınız neydi? Dursun. Aa öyle mi? Hoş geldin sayın büyükelçim. Biz de sizi bekliyorduk. Allah Allah. Beni mi? Siz emekli büyükelçi Mehmet Dursun Bey değil misiniz? He. Dursun ben emekli. Büyükelçi. Ya bizde bir şey var, Sabri Hoca var. Sen iyilik, güzellik elçisisin. Hoca Dursun derdi. Bana derdi bunu, biliyor musun? Bak bizi bekliyormuş lan.
Hoş geldiniz büyükelçim. Otelimize şeref verdiniz. Hoş bulduk şeref. Ben şeref veririm. Arada bir fındık da veririm. Al aç bakayım yanına. Bu fındıkları da yiyeceksin sabahları bir avuç. Anlıyor musun? İnsanın aklını zehir gibi yapar. Bak benim aklım zehir gibi. Çocuklar kimdi acaba? Bize bilgi verilmedi de. Ya bunlar da bize bilgi vermeden geldiler ya. Bunlar benim torunlarım ya. Çocuklarımın çocukları. Hey. Küçük beyler de hoş geldi. Dilerseniz düğün saatine kadar torunlarınızla beraber size ayrılmış olan suit odamızda dinlenebilir. Ya da havuz, masaj, sauna gibi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Oh! Dur ben başka bir şey daha diyeceğim. Sen bu son söylediklerinden paralı mı bedava mı? Siz düğün sahiplerinin misafirleri olduğunuzdan tüm masrafınız kendileri tarafından karşılandı efendim. Oh! Ya ne kadar iyi. Bak görüyor musunuz ya? Her şeyde faydalanabileceğiz. İyi iyi çok güzel. O zaman sen bizi odamıza gör. Sen bizi çıkaralım odamıza. Tabii ki buyurun. Buyurun. Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Bebe. Gel. Havuza girecek miyiz? Dur aşağıya gidip odamıza çıkalım. Tamam ondan sonra gireriz. Hep beraber gireceğiz. Hadi. Kızlar nerede? Onlar servis yapmaya gitti. Devran, sen bu listeyi al. Gelen misafirleri bu düzene göre oturt. Babamla sucuklar ortada yokmuş. Ben bir dolanıp geleyim ha. Tamam, hiç merak etme. Bu iş bende, tamam. Aman Devran, gözünü seveyim. Bak oturma düzeni aynen burada yazdığı gibi olacak ha. Düğünde birbiriyle kavgalı aileler varmış. Bir kere tembih ettiler. Yan yana falan gelmesinler. Tamam Enişte, sen de beni iyice salak ettin ya. Tamam hallederiz, ne var yani? İyi, hadi bakalım. Sanki çok zor iş. Heh. Onun yanına. Bu kadar basit ya. Tüh işte. Yazmışsın ha buraya, görüyorduk onları ya. Kızafet, Afoş. Ha. Ne oldu kız sana? He? Niye rengin soldu? Nasıl ya? Yok bir şey Devran'ım. Rengim falan. Yorgunum ya. Heyecan yaptım ben Devran ya. Çok heyecan yaptım. Bizim düğünümüz geldi aklıma. Ondan şey oldu. Ya ne iyi olurdu değil mi? Bizim düğün de çıksa aradan. Ama yok. Benim düğünümde tulumlar çalacak. Kemençeler çalacak. Horonlar vurulacak benim düğünümde. Öyle bir düğün yani. Gel. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi yandık. Şimdi yandık. Sıra gibi yandık. Listeydi o. Ne? Al bakalım. Aa ablam. Ben buraya soğanları koyduydum. Nereye koydun? Gördün mü? Vallahi görmedim ablam. Bende anam, bende. Asiye'cim sen şimdi mücveri pek güzel yapamıyorsun ya. Ben senin elinden mundar olmasın diye el atayım dedim. Yani düğün yemeği bu, rezil olmaya gelmez. Evde olsa katlanırız da düğün yemeği yani. Aa tamam bak. Hadi. Yıllardır bu cahillerden kurtuldum diye seviniyordum. Gene aranıza düştüm ya. Ya Zeynep Hanım, yani sen de, yani tamam o yaşına, o tansiyonuna hürmeten ses etmiyorum ama ayıp oluyor da. Yani bir dur yani, değil mi? Abla bir sus diyoruz. Ne olur rahatsızlayacağım. Ay babana rahmet deyin, biliyor musun? İyi yoruyorsun ha.
Oh, bu da güzelmiş ha. La bunda içki yoktur değil mi? Ben her gün camiye gidiyorum ha. La 40 gün çıkmaz bu meret insan vücudundan. Yok efendim, alkolsüz dediniz ya. Vay be kızlara bak. Ben aşık oldum. Ben de büyüyünce şu kızları bir bak. Hangi kızı? İkisi de aynı. Fark etmez. Bundan da diyebilirim. Siz de mi düğüne geldiniz? Hayır. Aslında bu düğün de bizim. Nasıl yani? Fındıksın. Evet. Çok güzel. Evet, bu şaşkınlık. Evet, bu işte. Abi ben bundan hiçbir şey anlamadım. Bağlantılar, mağlantılar karma karışık. Ya bunların CD'si falan da yok ki. Keşke radyodan bir şeyler getirseydik. Baba. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ya kızım şimdi işimiz var görüyorsun ya. Sonra konuşuruz tamam mı? Tarık bana bak. Sen şimdi bizim eve git. Bizim dekordan sök getir. Bir de şu bizim CD kutusu var ya onu da al yanına. Yani bunların bir de cihazlarını bozup başımızı belaya sokmayalım. Gel ben sana anahtarı vereyim arabanın. Aşk dolu. Aşk. Evet, evet. Aşk dolu. Hacı sen ne yapıyorsun? Sanatımı ezip geçtin burada. Çok saygısızca ve gereksizce. Gitti. Ayıp ama ya. Neyse biz moralimizi bozmayalım. Fındık çok güzel. Sanata devam. Fındık geç öyle. Geç. Bu müthiş. Aman efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İki kişiyiz. İsmet. Bunlar üç numaralı masaya yerleşti. Haydi. Yani bir, iki, uç. Uç, he. Uç, ha. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle buyurun. Uç. Uçarız inşallah. Oğlum Devran, ha bu işi bir hallet. Dile Bey'den ne dilersen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsminizi alayım. Uy, ne demek isim? Tanıyamadın bizi. Yok, vallahi çıkaramadım. Kız tarafından Hamdi, Şişman ve ailesi. He. Şişman ailesi nasıl tanımam ya? Bilirim soyadı da. Şimdi aile hepten fit ya. Ben oradan karıştırdım yani. Tabii, tabii Şişman ailesi. En güzel masa sizin masa. Ha, ortadaki, göbekteki, en ortadaki yuvarlak masa. Haydi Şişman ailesi yer oraya. Hoş geldiniz Şişman ve ailesi. Hoş geldiniz. İnşallah doğrudur. Allah'ım Allah. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. İsim? Bülent Ayaz ve ailesi. Heh, Ayaz ailesi. Ayaz'da kalmasın. Az evvelki masanın hemen yanı. Hemen yanı. İşte ortadaki masanın yanı. Hadi. Ha, buyurun. Hadi götürün. Buyurun. Emine, kafana göre yerleştir. Bitişik olsunlar. Samimiyet olsun, kavga çıkmasın. Haydi. Tamam. Evet, şimdi acıtlar biraz yaklaşın. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Lütfen ama cenazeye gelmedik. Düğün burası lütfen. Evet, evet. Şimdi o gülü böyle daha tutkulu. Evet, evet. Çok güzel. Biraz da aşk serpiştir. Çok güzel. Bravo. Çekiyorum. Ha bunu kim oturttu buraya da? Koskoca mansiyonlarında yer mi bulamamış? Aman bey dayan. Şu iki saat ses etme de ha bu düğünü kimseye zehir etme de. Ne zehir hanım? Bu adamla 18 senedir davalıyık da. Ne bakayız? Sen ne bakıyorsun? Ya ben oturmuyorum bu masada ya. Nasıl ben oturmayayım? Allah'ın hapsi kapalıysın. Sensin hapsi kapalı. Sensin hapsi kapalı. Ne diyorsun sen be? Ben de diyorum. Ya bırak şimdi. Niye getirdin? Her şey ya. Sen bir şey yapma. Sen bir saat. Sen de. Tarık, 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 gel buraya, çabuk. Tarık bana bak ortalık karıştı, hemen bir horon havası falan koy, hemen bana şey, horon çal. Daha kimleriz?
Şey, bu CD gelin ve damat çıkmadan Marco vizyonda gösterilecek. Erhan ve Seda'nın aşk hikayesi. Gösterim bitince bizimkiler gelecek.